Ben böyle olacağını beklemiyordum bu arada. Ben de, bizde iş böyle. Arkadaşlar bu arada 2 gündür, 3 hatta bugün Marmara Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi şey yani böyle hiç hazırlanmadan konuşma üzerine müthiş pratik oldu. Böyle attılar beni sahneye. Ben şey zannediyorum, soru cevap olacak. Dedim soru var mı? Yok abi bir saat konuş dediler. Ve Haliç'te 200 kişi falan var böyle önümde. Böyle çıktım sahneye. Merhaba falan. Hakikaten şey oldum böyle. Önce bir düşündüm ne anlatsam falan. Başladım, devamı geldi. Zaten işte 11 yıldır aynısını yapıyorum. Başlıyorum ve devamı geliyor. İlk hasta olduğu gibi. Şimdi o yüzden orada da şunu anlattım dün. İnsan böyle en zor zamanlarda en çaresizken aslında potansiyelini en böyle ortaya koymak zorunda kalıyor. Ben yüzmeyi nasıl öğrendim biliyor musunuz? Öykü konsantre ol, sakin. Ben yüzmeyi nasıl öğrendim? Bunu daha önce anlatmıştım. Yemin ediyorum 5 yaşında falanım. Mersin'de böyle havuz var sitenin. Yazlığı vardı o zaman babamların, amcamın falan. Ben böyle suya girmeye korkuyorum. Böyle babam tuttu kolumdan, amcam ayağımdan beni kaldırdılar. Havuzun en ortasına. Düştüğümde ilk böyle su yuttum, çırpınıyorum falan. Tık yok yani. Böyle hakikaten çırpına geldim kenara. Ve o gün öğrendim yani şey yüzmeyi. Şu an ben de sizi havuzun ortasına attım. Öğrenmek zorundasınız. Başlayabiliriz. Herkese merhaba. Biz size şu anda İKAS'ın rebranding için yaptığımız çalışmalarını hepinize sunmak istiyoruz. Şu anda ekranda gördüğünüz olan İKAS, İKAS'ın eski logosu ve biz bunun üzerinde çalışmalar yaptık. İKAS'ın sizin de bildiğiniz üzere en çok üzerinde durduğu yönlerinden birisi hızlı olması ve bu bizde özür dilerim. Ya garibanlar, yemin ediyorum garibanlar ya. Ben de sizin yaşınızda böyleydim bu arada. Arkadaşlar, bu iki arkadaş çok güvendiğim arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Bir şöyle özgüven, bir alkışlayabilir miyiz? Bu arada böyle daha da kötü oluyor. Nereden biliyorum? 2 gündür böyle çocuklar bir şey diyorum, alkışlıyorlar falan. Abi yapmayın diyorum, bir daha alkışlıyorlar falan. Tamam. Hiç sakiniz. Hiç sorun yok. Çok güzel bir şey yaptığınızı biliyorum. Çok güveniyoruz ekipçe. Size emanet dükkan. Çok rahat. Yardırın hadi bitelim. Acıktık bir de herkes. Burada öğlen yemeği yemeyenler var. Akşam bedava yemek yiyeceğiz diye. Allah'tan fix şey de hani kilo bazlı değil et yani. Neyse. Hadi. Hızı anlatacak en güzel şeyin, en baskın şeyin şimşek olduğuna karar verdik. Hmm. O nedenle şimşek üstüne yoğunlaştık. Okey. Arkadaşlar teşekkürler o zaman. Hayırlı olsun. Recep'te mutfak kısmına geçeceğim, bulaşıkhane. Siz başlayın, ben orayı sabaha kadar halledip hesapla ilgili şeyi halledeceğim sizin için. One hour later. Ezgi Hanım, bugün nereye gidiyoruz? Tavacı Recep. Tavacı. Paraya kıydık şirket olarak. 2022'de hiçbir çalışan ekip arkadaşı hiçbir şey beklemesin. Yemeklerde bile zam yok. Hepsini burada kullanacağız. Evet İslam Bey, ne kadar açız? Çok açım. Dün gece tatsız olaylar yaşandı. Onun acısını çıkartacağız. Saç tavayla büyük bir mücadele bizi bekliyor. Şimdi çok kısa şirketten böyle update vereyim, güncelleme, ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Namı değer ISO. Ve aslında ISO ve Almanya ekibini sayarsak 37-38 oluyoruz. İngiltere operasyonumuz başlıyor. 40 kişiyiz şu an. İnşallah 2022 yılında özellikle bizim gibi yani KOBİ'ler arasında İKAS'ı duymayan, bilmeyen, güvenmeyen kalmayacak arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir ürün ekibimiz var. Ben buradan ürün yazılım ekibimize bir alkış istiyorum. O var ya, ürünle öyle bir gururlanıyorum ki, yani bilmiyorum siz ne kadar gururlanıyorsunuz kendinize ama bence acayip acayip böyle
kesinlikle kendini beğenmişlik kibir değil ama o özgüven ve o mutluluğun, o gurur da yaşıyor olmamız lazım. Şirketçe de. Keza customer success'in işini de kolaylaştırıyor ürünün çok iyi çalışması, çok daha iyi olması. Hepinizin ellerinize sağlık. 2000 arkadaşlar, konuşmayı şununla bitireyim. 2022 Mart bizim için inanılmaz bir milestone ve hedef. 2022 Mart'a kadar Türkiye'de de yapacağımız çok şey var ama özellikle Almanya'da, İngiltere'de çok önemli hedefler bekliyor. Sizden tek bir şey rica ediyorum. Ülkenin gündemi, ekonomisi, dolar, molar hepimizi etkiliyor. Mart'ın sonuna kadar unutun abi. İşimize odaklanın. Mart'ın sonunda niye böyle dediğimi anlayacaksınız. Biz bu hedeflerimizi bir tutturalım. Benim ve bu şirketin önceliği bu ekibi mutlu etmek. Sonra da o Avrupa'daki hikayeyi yazmak. İKAS'a güvenin arkadaşlar. Gerçekten fokuslanın. Göreceksiniz ya. Yani İKAS'ı Türkiye'deki en önemli startup ve en böyle keyifli çalışacak yer haline getireceğiz. Hepinize afiyet olsun. Top sizde. Ha, birisi aradan girip saç kavurmayı bedavaya getirmeye çalışabilir. Herkes bizim şirkette mi, emin ol? Acıkmadık mı ya? Ben yazılımla hiç görüşemiyorum. Tabii, şişko şişko çıkacağız yine. Evet, İKAS Türkiye'nin yılbaşı etkinliğine hoş geldiniz. Yanımızda Mustafa Bey var. Mustafa Bey, gece ve yemek hakkında düşünceleriniz nelerdi? Aç kaldık. Aç kaldım, hiçbir şey yiyemedim. Gidip işte bir lahmacun falan yaptıracağım kendime şimdi. Bir de mide attıracağım. Benim makine, motor, silindir belli yani. 5000 cc. Kolay değil. Devam ediyoruz. Sıradan başlayalım. Merhabalar. Merhabalar. Yemek hakkında, gece hakkında, dün geceden sonra fikirlerinizi aldım. Dün geceden sonra burası cennet gibi. Yesterday. Yok, scale paket satıyoruz. Ha, evet. Her buluşma bir pakete bağlı. Bu arada ben buraya gelelimi derken ben akşam 9.30'da yemek yiyeceğizi hiç düşünmedim. Yani 7.30-8'de biter geliriz ama 9.30'da herkes öyle bir İmanlı geldi ki tabii ki yani. Yani burası şey yeri zaten böyle tadımlık. Aynen öyle. Biz doymaya yani tadında tadında yiyecek. Bana göre değil ya. Vallahi bana göre değil. Ben dün ya bu etse dünkü neydi onu bilmiyorum. Dün gece kağıt yemişiz herhalde. Bu et oluyor. Farklı bir tecrübe yani. Hani evet. Değerlendirmek lazım. Yani tecrübe sonuçta iyisi kötüsü olmaz. Yani Kötüyü anlamak için iyi anlamak için kötüyü. Aynen öyle. Güzel bir kıyaslama oldu. İyinin ne olduğunu anlamış olduk. Teşekkürler İKAS. Afiyet olsun. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Ezgi Hanım'a. Evet. Gece hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Mükemmel bir ekiple mükemmel bir gece tabii ki. Bayılıyoruz. Yeni yıl için dilekleriniz nelerdir? İKAS için. İKAS'ın Türkiye'den çıkmış en başarılı teknoloji şirketi olma hedefine bir adım daha yaklaşmasını, hatta bir büyük adım diyeyim, yaklaşmasını yaşamak, görmek, sağlamak. Emre Bey, sizler ne düşünüyorsunuz efendim gecemiz hakkında, İKAS Türkiye hakkında, yeni yıl hakkında? Evet, çok güzel bir geceydi. Özellikle yemekler harikaydı. Bayağı eğlendik. Yanımda en sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım var. Şu anda çok sevdiğim değerli kardeşim kamera arkasında. Enes. Enes'e selam. Sen de burada olduğun için çok mutluyuz. Tabii ki Ezgi'cim burada. Kendini hatırlatıyor. Her şey çok güzeldi abi. Çok teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ederiz. Böyle yol vereyim. Emre Bey, satışımızın orta direği diyelim böyle. Ayrılmaz parçası. Artık yeni yılda ondan bambaşka bomba haberler bekliyoruz. Evet, bu arada çok güzel çalışmalar da var. Çok kendisi güzel bir zaten. Olacak. Harika bir çalışmamız olacak. Customer success'i ilgilendiriyor. Müşteriler bizi beklesin. İnanılmaz dönüyoruz. 2022 biz geliyoruz. Aynen öyle. Devam edelim. Başka nereye gideyim abi? Ozan abiye geliyor. Front end'imizin direği. İKAS'ın dijitaldeki yüzü Ozan Bey, gece hakkında ne düşünüyorsunuz efendim?
Bence güzel oldu. Böyle toplanmamıştık uzun zamandır. Gayet güzel bir yemek oldu yani. Eyvallah. Her şey güzel. Afiyet olsun abi. Sen de... Eyvallah, sağ olasın. 2022 için var mı İKAS'a böyle dileklerin, iyi niyetlerin? 2022 için bence Shopify'dan daha iyi olmaya başladığımızı gösterdiğimiz yıl olacak. İnşallah üzerimdeki iş yükünün biraz azalacağı bir yıl olmasını diliyorum. Onun dışında İnşallah abi. Her şey düzgün çalışsın. Teşekkür ederiz. Aynen. Eyvallah. Eyvallah. Yeni yılda bomba temalarla İKAS sizinle. Evet, İKAS ekibimizin back-end'i, servislerinin gücü. Tugay abi ve ekibine, saz arkadaşlarına sözü bırakalım. Abi, gece hakkında düşünceleriniz, iyi dilekleriniz. Akşam akşam çok güldük de şey. Abi harika bir akşamdı. Yemek çok güzeldi. Ben de ekibimin ne kadar iyi ve kaliteli olduğunu konuşuyordum. Onları övüyordum burada. Mesela bu yanımdaki arkadaş, kamera nerede? Yanımdaki arkadaş bizim sistemdeki bütün ürün arama altyapısını yapıyor. Ama az önce itiraf etti. Hiç ben ürün verisi nasıl çalışıyor, nereye oluyor diye bilmiyorum dedi. Evet abi, bu konu hakkında... Bu güzel bir itiraf oldu yani. Yani sıkıntı yok ya. Dünyayı açılmadan önce öğrendiğimiz iyi oldu bunu. Evet. Dedim yol yakınken ben itiraf edeyim, daha büyük problemlere yol açmayalım dedim. Neyse, burayı çok girmeden kaçalım artık yavaş yavaş. Evet, Ömercan Bey, İKAS ürünümüzün müdürü, başyapıtı. Sizin düşünceleriniz gece hakkında? Gece hakkında Ankara'nın en overrated mekanı ama güzel yemekler. Teşekkür ediyoruz kim organize ettiyse. 2021 bizim için güzel bir yıldı. Ürünü çok güzel inşa ettik, ekipleri güzel bir şekilde kırdık. Bundan sonra artık dünyayı fethetmek bize kalıyor. Almanya, İngiltere, Türkiye, Avustralya, Amerika, Avusturya. Romanya, Azerbaycan, her yere gideceğiz, salça olacağız. Herkese İKAS. Başarılar. Pardon. Evet. İKAS 2022'de inşallah tüm dünyada deyip ben de bitireyim artık. Herkese güzel yeni bir yıl diliyorum ben de. Teşekkürler. Sende bir Acun havası var ha. Belki olur abi. Ne var? Ne var? Hadi. Beni ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin. Ha pardon, seni alkışlatmayı unuttuk biz. Ya. Kim var ki dışarıda? Yok yeter. Ya çok önemli bir şey unuttuk ya. Çok aşırı önemli bir şey unuttuk. Ezgi'yi alkışlatmayı. Ezgi için bir alkış alabilir miyiz Ezgi için? İş konuşuyoruz. İzin verirsen iş... Bana bir hafta yeter. İş geliştirmeye çalışıyoruz izin verirsen. İşte bunlar var ya. Bu mesela Emre Mergen, Ezgi, Boran... Şaka dönmeyeceğim. Mimler çok iyi ama, çok iyi mim. Adım benim yanımda geçiyorsa Boran'a sıkıntı yok. Sen oğlum, sen bittin. Sen bence Emre'nin yanına gitme, kendi odanda takıl. Emre'yi seviyoruz ya, çalıştığı zaman. Emre Bey. Gününüz nasıl geçti? Çok güzel geçti, çok güzel yedik. Teşekkür ederiz, sağ olun. Mikrofon mu? Evet. Hemen kapat, ben konuşuyorum. Güzel bir gündü. Saat 10.30 oldu. Evimize yeni gidiyoruz. Bol bol sohbet ettik. Dilimizde tüy bitti. Biz kaçıyoruz o zaman. Ya ne yapayım oğlum sabah aklına. Abi çok güzel bir akşamdı. Şey, 7-8 bin lira para harcadık. Şaka. Çok güzel bir akşamdı. Güzel bir şey yaptık. Girizgah yaptık. İnşallah yarın çok güzel bir yeni brandingimizi launch edeceğiz. CTO'muz yarın çok güzel şeyler yapacak. Ben de çok güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Çok mutluyum. İKAS'ın Dekakorn olma yolculuğunda ilerliyoruz. 5 sene sonra, bugün 2021'de miyiz? 2026-27 gibi voleyi vuracağız inşallah. İnşallah. Sana Emir'e de Mercedes GLC sözü verdim. Araba, tamam, kayda geçti. Ha, tamam, okay. Araba hediye edeceğim. Öykü de boş bir anımda yakalarsa bir sözümü alabilir.
Ayol'da herkes yapardı.